Evet. O beş meyve ne hocam? Bit iki şimdi var. Bir kere bana bırakıyorsan birincisi elma. Elma giren eve doktor girmez. Elmadan diş şaşma. O şimdi merak ediyorlardır ekranlarının başındakiler. Kırmızı elma mı, yeşil elma mı, o itele. Ben, herhangi bir elma ben şunu söylüyorum. Doğrudan doğruya köy elması. Yani köy dediğim organik elma diyorum. Kurtlu elma. Dibine hiç böcek ilacı atılmamış, genetiğine oynanmamış elmadan bahsediyorum. Tamam. Kurtlu dediğime bakmıyorum. Kurtlu yiyin demiyorum. Aman yanlış almayayım. Yani küçük elma. İkincisi nar. Çok önemli. Nar. Kara üzüm. Çok önemli. Kara üzüm. Onun dışında geliyoruz. Ama bunlar tabii şimdi bunlar üçü önemli. Ama bir de kanserine tipine göre meyveler var. Mesela kara turup suyu. Akciğer kanseri için birebir şifa. Kara turup suyu. Kara turup suyu. Genellikle adeno kanser tipi olan akciğer kanserlerindeki %15'ini teşkil eder. Bunlarda en önemli şifadır kara turup suyu. Onun dışında mesela devam ediyoruz. Ananas kolon kanserlerinde çok faydalıdır. Pankreas kanserlerinde çok faydalıdır. Eğer sıradan gidiyorsak. Onun dışında hiçbir şey söylemeye gerek yok. En faydalısı böğürtlendir. Böğürtlen kadar her derde deva olan bir bitkiye zor rastlanır. Ama ben dağ böğürtlerinden bahsediyorum çocuklar. Şeyden bahsetmiyorum. Yani bizim seralar değiştirmişlerden bahsetmiyorum. Doğrudan doğruya bizim dağlardan, tepelerden topladığımız böğürtlenden bahsediyorum. Son zamanda gene yapılan bir çalışma ahududun biraz daha farklıdır ama aynı türevden gelmektedir. Bunun içindeki bulunan maddenin beyin tümörlerinde çok fazla faydalı olduğu hayvan deneylerinde yeri göstermiştir. Daha yeni okudum. Aşağı yukarı bir haftayı geçmemiştir. Yani her bir bitkinin her bir kansere karşı ayrı bir özelliği var. Karpuz yiyip geçmeyin. Karpuz bizim için çok faydalıdır. Özellikle karpuzun kendisi hatta kabuğunun bile içinde beraber çektiğiniz zaman mide florasını düzelttiği, bağırsak florasını düzelttiği, gastriti iyileştirdiği gösterilmiştir. Yani en beğenmediğiniz şeyler. Karadut. Mesela karadutun en önemli özelliği. Özellikle ağız yaralarına çok iyi gelir. Ayrıyeten kolon kanserinde, mide kanserinde şifalıdır. Yani bunlar saymakla bitmez. Saymak, evet, saymakla aynen. Bitmez. Yani ben şimdi sıralamaya kalksam size bütün meyveleri sayıp her birinin faydalarını ayrı ayrı bahsetmem lazım. Hocam peki bir de bu meyvelerin kuruları var. Kuru ve kara olanları var. Kuru, şöyle girelim. Kara üzüm, kara kayısı, kara işte ne vardı başka? Kara, üzüm, biber, kayısı, kırmızı, erik biber, falan. Erik, bir kere eriği de unuttuk. Erik çok faydalıdır. Özellikle kışın kuru kara erik muhakkak tüketin. Kolon kanserlerinde çok büyük şifadır. Aynı zamanda memleketimizde isim vermeyeyim. Kastamonu'nun vereyim artık. Üryani eriği vardır ki Evliya Çelebi'nin kitabında bile bahseder. Ne yazık ki biz kökünü kurutmuşuzdur. Yeni ben 200 senedir televizyonlarda söylediğim için yeni yeni hızla ekmeye başlamışlar. Binlerce ağaç ekmişler. Korkun şifalı bir eriktir. Daha doğru sarıya böyle kaçar. Şifa. Ama bütün kara erikler fevkalade yararlıdır. Bunun dışında yer fıstığı deyip geçmeyin. Ama yer fıstığını lütfen aldıktan sonra bir fırınlayın. Çünkü nemlenmiş olur, aflatoksin denen madde üreyebilir. Fırınlanmış olarak yani evde fırınlayın, 5 kilo 4 kilo alın. Her akşam bir avuç tüketin. Ceviz, fevkalade yararlı. Ama onu da gene siyah alın. Çünkü onu da beyazlatmak için asite yatırıyorlar kabuğunu. Siyah alın, kırın öyle yiyin. Mesela fındığı o üzerindeki kahverengisini temizlemeyin. %65 esas flavonova ihtiva eder. Üzerine bir de ayrıyeten kabuğun içinde bile vardır ya onu soyarız. Soymayın. Kabak en çekirdeği falan. Kabak çekirdeğine gelirsek. Kabak çekirdeği özellikle prostat kanserinde, kadınlardaki gece mesane problemlerinde, gece idrara sık çıkanlarda yine açık alın kabak çekirdeğini. Kavurun ve her akşam bir avuç tüketin veya iki avuç tüketin. Genellikle jinekolojik kanserlerde, prostat kanserlerinde faydalıdır. Oo, hepsine. Ay çekirdeği. Ay çekirdeğine fazla girmiyorum. Onda omega 6 var. Ben ötekine giriyorum. Kuru üzüm, kuru kara üzümle kuru kara kayısı.
Şimdi bakın, gül kurusu kayısıdan bahsediyorum. Çok büyük şifadır. Çok faydalıdır. Normal zamanda tazesi, diğer zamanda gül kurusu yiyorsunuz. Bizim için en değerli gıdalardandır. Yüksek doz potasyum ihtiva eder. Yüksek dozda flavonları ihtiva eder. Az miktarda betakaroten ihtiva eder. Çok faydalıdır. Bunun dışında en basiti hurma. Hurma özellikle bizim Türk kadınları kabızdır. Kabızlık çekerler. Muhakkak sabah kahvaltısında bir formül veriyorum. 10 tane hurma, siyah hurma. O bir Trabzon hurması değil. Ufak hurma. 10 tane çekirdeğini çıkartın. 5 tane kayısı, yarım bardak limon suyu. Bunu mikserde 5-10 kere çekin. Ondan sonra da bunu her sabah 3-4 çorba kaşığı yiyip üzerine 2 bardak su için. Bu tabii olarak bağırsaklarınızı temizler. Çünkü bütün genellikle kanserlerin, kolon kanserlerinin anası konstipasyon, yani kabızlıktır. Ve bizim Türk kadınları spor yapmadığı için, sebze yemediği için, kendine de bakmadığı için kabızlık çekerler. Çünkü ben hastalarımdan biliyorum, 10 taneden 7 tanesi kabız. Maalesef. Doğru söylüyorsunuz, o şekilde tüketilmiyor. Yine Twitter'dan bir soru var. Lazerli epilasyon vücudumuza zararlı mıdır? Bakın, şunu şöyle söyleyelim. O kadar çok şey var ki, ancak bir hasta meme kanseri ise, lenf diseksiyonu o kol altında yapılırsa ve radyoterapi gördüyse, o bölgeye yapılmaz. Onun dışında istediğini yapsın, parasını kazansın. İstediğini yapsın, parasını kazansın. Tabii onlar da çünkü... Yani radyoterapi gören ve lenf diseksiyonu yapılan yere yapılmaz.